ben Ahmet Ferdi Simon, 7. sınıf öğrencilerinizden. Buse Nur Simon'un babasıyım aynı zamanda. Bundan işte 1,5-2 sene kadar evvel biz bir okul arayışındaydık 6. sınıf için. O sırada bizim firmamızın da CEO'su olan bir arkadaşım benimle paylaştı Ankara'daki TED ile ilgili olarak. Bizim tabii oradaki misyonu TED'in çok hoşumuza gitti. Gerçek bir Türkiye satında zaten TED'in bir misyonu var. Orada da kendi alanında uzman öğrencileri spor sanatla yoğurarak yetiştirilmesine çok büyük özen gösterdiğiniz, network'e de aynı şekilde çok büyük önem verdiğinizden bahsedince burada da böyle bir yere hemen gelip görüşmek istedik. Ama okulun tabii geldikten sonra eşimle birlikte okulun fiziki alanından açıkçası çok etkilendik. Onun dışında çalışan kadronun başta müdürümüz İpek Hanım olmak üzere çok değerli insan olduğunu, gerçekten öğrencilere, burada gelecek olan öğrencilere diyeyim ya da o sırada çok yeniydi tabii, çok büyük önem vereceklerini ve her türlü titizliği göstereceklerine inandık. Çok da mutluyuz o anlamda şu ana kadar. Benim en büyük beklentim aslında kızımın mutlu olması bir baba olarak. Kızımın mutluluğu benim için çok çok önemli ama onun dışında tabii ki ülkemize, milletimize faydalı öğrenciler yetişmesi bizim açımızdan çok çok önemli. Ve şu ana kadar da gerçekten Buse Nur'un diğer okullara göre biraz aşama kaydettiğini de, biraz değil hatta bayağı aşama kaydettiğini de görüyoruz. Hem kendi sanat alanında resim özellikle, resimle ilgili bir takım ödülleri oldu Buse Nur'un. Ama onun dışında derslerinde de çok büyük atılım yaptığını söyleyebilirim. Not ortalamaları vesaire çok yükseldi. Tabii bunu biraz da öğretmenle paylaşımlarından çok mutlu olmasına borçluyuz. Biliyorsunuz öğrenciler öğretmenini çok severse ancak derslere de aynı gözle ve aynı ciddiyetle eğiliyorlar. Dolayısıyla o anlamda Buse'nin öğretmenini de okulunu da çok sevdiği için iki senedir bayağı da zaten iyi bir noktadaydı Buse'nin ama çok daha iyi bir noktaya geldiğimizi düşünüyorum. Okul Aile Birliği ilk yılıydı tabii okulun. İlkokul Aile Birliği'ydi haliyle. Bana da ilk başkanı olmak kısmet oldu açıkçası. Bir kere her şeyden evvel çok büyük bir mutluluktu benim için. Çünkü benim kızım için bu kadar elinden gelen her şeyi yapmaya çalışan bir okulun bize de Okul Aile Birliği misyonunda bir görev vermesi çok çok hoştu. Ama burada tabii arkadaşlarımla birlikte gerçekten çok büyük bir sinerji yarattık ilk yılımızda. Ben tüm üyelerimize sonsuz şükran borçluyum. Bir tane yapılacak iş olduğunda en az 4 kişi el kaldırıyordu. 5 kişi belki. Bu çok çok önemli. Dolayısıyla biz kendi aramızda böyle bir bölüşüm yaparak işte elimizden geldiği kadar hem Anadolu'daki okullarımızla ilgili bir kitap kampanyası yaptık. Arkadan güzel bir kermesimiz olmuştu. Kermes organizasyonumuz. Sonra bir ilkbahar şenliği şeklinde güzel bir organizasyonumuz oldu. Onun dışında durumu müsait olmayan öğrencilerle ilgili bir takım yardımlarımız elimizden geldiği kadar oldu. Yani ben aslında yorgunluktan çok mutluluk hissettim bütün bir yıl içinde yaparken. Çünkü hem yeni insanlar tanıdım hem de birlikte çok güzel şeyler yaptığımızı düşünüyorum yeni tanışan kişiler olarak. Veli tabii eşim Pınar Simon götürüyor o anlamda. Ama okulda hafta sonları ve hafta işleri birçok konuda seminerler düzenleniyor, bilgilendirme amaçlı. Onlardan dolayı çok mutluyuz. Öğretmenle veli ilişkisi, eşimin ilişkileri çok iyi. Öğretmen toplantı günlerinde mutlaka katılıyor ve her türlü bilgiyi, bu arada iyiyi de kötüyü de. Her şeyi konuşuluyor çocuğumuzla ilgili. O anlamda da çok memnunuz. Onun dışında tabii mail yoluyla tüm bilgilendirmeleri alıyoruz. Dersleriyle ilgili, notlarıyla ilgili, durumuyla ilgili. Yapılan organizasyonlara mümkün mertebe katılması için okul içinde Buse Nur'un çaba gösteriyoruz. Bu şekilde.